Efsaneye göre ilk kurt adamı yanlış yapılan bir büyü sonucu ortaya çıktığı söylenmektedir. Orta çağ cadısı sevgilisini ölümcül hastalıktan kurtarmak için yaptığı büyü ile sevgilisini yanlışlıkla bir kurt adamı çevirmiş. O günden sonra kurt adam türü ortaya çıkmış. Bununla birlikte günümüze kadar farklı sınıfta kurt adamları türemiştir. Kurt adamları 3 sınıfa ayrılır. Birincisi omegalar. Omegalar yalnız kurt adamlarıdır ve kurt adamlar arasında en güçsüzleridir. Sürüsü olmayan tek başına kalmış kurt adamlarıdır. Bu kurt adamları sadece dolunayda dönüşüm geçirirler. Diğer zamanlarda ise insan bedeninde olurlar. Mavi renk ile temsil edilirler. 2. Betalar. Beta kurt adamları sürünün bir parçasıdır. Sürüleri için her şeylerini verebilecek kurt adamlarıdır. Ve alfalarına çok saygı duyup onu izlerler. Yalnız olmayı hiç ama hiç sevmezler. Çünkü birlikte çok daha güçlü olurlar. İstedikleri zaman kurt kulaklarını, pençelerini ve kuyruklarını çıkarabilirler. Kurt yeteneklerini kullanabilirler. Fakat gerçek kurt formuna sadece dolunayda dönüşebilirler. Sarı renk ile temsil edilirler. Ve 3. Alfalar. Kurt sürüsü lideri olan kurt adamlarıdır. Bu kurtlar insanı ısırarak kurt adamına dönüştürebilirler. Beta ve omegalara göre çok daha güçlü ve yeteneklidirler. İstedikleri zaman kurt adam formuna girebilirler. İstedikleri zaman ise insan formuna girebilirler. Kan kırmızısı rengiyle temsil edilirler. Ve bu kurt türlerinin eğitimi için kurt adam okulu vardır. Burada en iyi şekilde kurt adam olmayı öğrenmektedirler. Bakalım fakirin yolu bu okula nasıl düşüyor? Hep beraber izleyelim. Videoya geçmeden önce daha fazla hikayeli bölümün gelmesi için yorumlara 2 ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm artı 1000 like'da gelecektir. Şimdiden iyi seyirler canlarım. Evet köylüler, buradaki barınağımız sayesinde zorlu kışı hep beraber birlikte karnımız tok bir şekilde atlatacağız. O yüzden hiç derdiniz olmasın çünkü bütün yaz çalıştık ve bir sürü ama bir sürü yiyeceklerimizi bu dondurucunun içine koyduk ve stokladık. Yani kışı dert etmemize gerek yok. Oy çok soğuk, şimdi ceketimi giydim içeriye. Ve son olarak da buradaki buzdolabında çiğnek etleriyle doldurdum. Hop, biz de şimdi tamir dükkanımıza gidelim. Yavaştan da zaten havalar soğumaya, kış gelmeye başladı. Buradaki bizim yemek barınağımız çok iyi oldu arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Fakir uyan. Of Enes, dur, zaten gece kurtlar uyutmadı. Ne unuttular ya? Ne oldu Enes? Fakir fakir, barınağımıza birisi girmiş. Ne? Lan yürü yürü yürü. Aha, kapı açık. Fakir, senin yaptığın işte bu kadar olurdu, baksana. Ana. Aa, buradaki ana. Burası full doluydu. Aa. Fakir, birisi girmiş. Bir dakika, buraya girmiş mi? Aa, buraya girmemiş. Ana, buradaki bütün yemekleri alıp gitmiş, kim aldı? Allah, önemli olan buradakiler arkadaşlar. Burada da bir sürü yemek var. Bunları kaptırmayalım bari. Ne yapacağız fakir? Tabii ki de oğlum, burada bekçilik yapacağız. Kimsenin gelmemesi için. Bu gece çok soğuk arkadaşlar ama burada bekliyorum. Aa, hırsızı bulacağım. Ve onu buraya geldiğinde pişman edeceğim. Soğuktan donup kalmazsam eğer. Çok açım. Burada, burada daha kokalıyorum. Aa, içeride sesi duyuyorum. Geldi geldi. Yeme. Aa, bu bir kurt adam. Çekil çekil şuradan. Aa, yürü 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 yürü. Allah'ım, geliyor mu? Aa, geliyor vallahi geliyor. Aa, geri git geri git. Bana hiçbir şekilde zarar veremezsin, seni yiyeceğim. Aa, can. Aa, Allah, al bakalım şunu. Hop. Al, nasıl zarar veriyorum? O ne? Ahaha, nasıl kılacağım? Süper.
Allah'ım. Ay şöyle hemen gidelim ama. Arkadaşlar farkında mısınız? Bir kurt adamı öldürdüm. Çok iyi. Çünkü arkadaşlar buradaki kılıcım gerçekten büyülü ve öldüremeyeceği şey yok. Çok iyi oldu. Oh be, yarın bunu köylülere söyledim arkadaşlar. Müdürüm, Yıldırım Alfa kurdu kaçtı ve en yakın köyde görüldü. Sanırım bir insanı da yaralamış. Yaraladığı insanı getirelim mi? Dönüşüm olursa kontrol altında tutalım diye. Peki, hemen getirin. Bana o yıldırım kurdunu bulun. O element kurtların sonuncusu. Onu bulamazsak kurt adam nesli tehlikeye girer. Peki efendim. Aa, bu ses ne duyuyor? Allah'ım ya, bugün kurtlarla ne uğraştım be? Allah'ım, yok mu kılıç mılıç şurada ya? Vallahi alacağım, bununla vuracağım. Siz gel. Aha! Bu ne be? Sakin ol, sakin ol ve yaklaş, diyeceklerimi dinle. Ay, şu kurtlara bak, bunlar ne böyle? Sen desin. Bak, daha yeni iki kurt adam gibi misin? Uf, zaten göz... Ha? Ana, yaram kalmamış. Ne ara kapandı be? Daha 2 saat geçmedi üstünde. Bir alfa kurt adam tarafından yaralandın. Kurt adam olma ihtimalin yüksek. Ve sen o kurt adam öldürmedin değil mi? Kurt adam mı olacağım? Ay, bir de arkadaşlar, eğer o adamı, kurt adamı öldürdüm dersem arkadaki dev kurt adam beni yer. Kurt beni yer. Bakar mısın? O yüzden arkadaşlar öldürmedim diyeceğim. Ama yaralandığımı söyleyebilirim. Kurt adam mı olacağım ben şimdi? Evet, ben yaralandım ama adam nereye gitti bilmiyorum. Beni yaraladı, kaçtı gitti. Yemeklerimizi de yedi. Peki. Peki, biz onu aramaya devam edeceğiz. Sana bir teklifim var. Bizler kurt adam okulunun yöneticilerinden Bay Steven, eğer kabul edersen kurt adam okulumuza gelip senin hangi sınıf bir kurt adam olduğunu öğrenip ona göre eğitim verip en iyi kurt adam olmanı sağlayabiliriz. Ay, ne yapsam bilemedim şimdi. Arkadaşlar, sizce ne yapayım? Kurt adam okuluna gideyim mi? Git diyorsanız hemen şu an tam ekrandan çıkın ve B'ye tuşuna basıp yorumlara bir yazın bakalım arkadaşlar. Kimler kurt adam okuluna gitmemi istiyor? Yok, gitme, kal sen, ne yapacaksın orada falan diyorsanız arkadaşlar da yorumlara 3 yazın bakalım kimler ne diyor. Siz ne derseniz onu yapacağım. Ay arkadaşlar. Tamam, hadi bakalım o zaman, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Hangi sınıf kurt adam olduğumu öğrenmek istiyorum ve okulda da gitmek istiyorum. Peki o halde, hadi çek bakalım zombi kurtun üstüne. Onu yük taşımada kullanıyoruz. Gerçekten hızlı ve işlevlidir. Aa, bindik. Oha, bu ne? Aha, gidiyoruz işte bu. Ona vay. Çok iyi. Oh, ay, içim dışıma çıktı. Oha, kurt adam okulu. İnanmıyorum. Şu sınıflara bir bakın arkadaşlar. Ay, iyi ki gelmişim. Burada arkadaşlar kurt adam olmayı öğreneceğiz ama daha herhangi bir belirti yok. Ah, var aslında, belirti var arkadaşlar. Göğsümdeki yara izi bir anda kapanmış. Yani iyileşme gücümün var. Onu biliyoruz artık. Şöyle hemen gidelim. Ah, bu ne? Ah. Oha arkadaşlar. Vay be. Oha, orada ne oluyor be? Dur bakalım, şöyle gizlice bir dinleyelim. Hazır hocalar da yok iken senin gibi pis bir omega, senin gibi pis bir omega ne tirretle benim alanıma girer he? Betalarım ve ben seni burada istemiyorum. Senin gibi pis bir omega yalnız kalmalı, anladın mı? Özür dilerim, bir yardım edin. Üzgünüm, gerçekten üzgünüm. Kimse kalmadı etrafımda. Yanlışlıkla girdim. Biz burada alfalar, omegaları sevmeyiz, anladın mı? Şimdi sana dersini vereceğiz değil mi çocuklar? Evet. Evet, vereceğiz. Allah, çocuğu dövecekler. Dur. He? Sen de kimsin insan? Hayır. İnsan gibi kokmuyor Alfan, bu bir insan değil. Ha, evet, ben de yakında kurt adam olacağım. Bir kurt adam tarafından ısırıldım. Ya, peki Alfan nerede? Ay, ne bileyim, yok, hiç haberim yok.
Sen ne yapacaksın sen benim alfamı? Bırak şu çocuğu. Sen benim gibi bir alfaya emir mi verdin? Alfalara sadece delta kurtlar emir verebilir. Onlar da 200 yılda bir gelir. Sen de muhtemelen ya beta ya da omegasın. Alfa olabilecek cesaret yok sende. Çocuklar sarın etrafını. Sizler kimsin? Bizler betalarız. Yani alfa ne derse onu yapar kurtlar. Ne yapacaksınız bana? Önce şunun işini bitireyim, sonra senin işini bitireceğim. Okula hoş geldin hediyesi vereceğim. Ay durun yapmayın. Çocuklar! Sizlere uslu durun demedim mi? Yeni gelen öğrenciye neler yapıyorsanız hemen dağılın. Siz! Öğretmen geldi. Seninle görüşeceğiz. Seninle de. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Şimdi doğru sınıf belirleme odasına. Hadi bakalım. Hangi sınıfmışsın öğrenelim. Hişt sen. Omega heh sen. Evet öğretmenim. Arkadaşını doğruca sınıf belirleme odasına götür. Hadi bakalım. Hadi gidelim. Beni kurtardığın için teşekkür ederim ama buna hiç gerek yoktu. Başta büyük bir dert aldın. Ya ne olacak hiç merak etme. Hallederiz onu. Senin şu omzundaki şey ne? Bu omega işareti. Yalnız kurt, güçsüz kurt işareti demek. Ana sen o musun? Evet, bir sürüm yok. Gördüğün alfanın sürüsü vardı ve onların sınırına yanlışlıkla girdiğim için beni yakalamışlardı. Ama sen beni kurtardın, teşekkür ederim. Ne demek ne demek? Peki nerede sınıf belirliyoruz? Yukarı katta, takip et beni. Ay, içeride müdür mü var be? Şöyle girelim bakalım. Merhaba. Yıldırım kurdu. Seni mi yaraladı bakalım? Evet efendim, evet. Yaralanan kişi benim ama yara kalmadı artık, iyileşti. Kurt adamların iyileşme gücü olduğunu biliyorsun tabii ki de. Sana bu sorunu yaşattığımız için özür dileriz. Elimizden gelen en iyi şekilde yardımları yapacağız sana. Ve okul masrafların da tamamıyla biz tarafından karşılanacak. Şimdi seni sınıf belirleme odasına götürelim bakalım hangi sınıftasın. Öğretmen sıkıntımız olduğu için Yıldırım Kurt'un aradığımız için seni bir alfa götürüp teste sokacak. Ay tamam sıkıntı yok. Dışarıda deneyimli bir alfa seni bekliyor. Ay. Aha! Bu sabahki görüştüğümüz, atıştığımız çocuk. Sen! Yürü önümden bakalım. Gir içeri hadi. Girdim ya girdim. Bu ne? Hadi kapsülün içine gir. Tamam bunlar ne? Kapsülün içine girdikten sonra bu ateşte senin simgen ortaya çıkacak. Omega olabilirsin. Yüksek ihtimalle bence omega olmalısın. Yalnız kurt. Alfa asla olamayacağın bir şey. Güçlü bir kurt olacağını hiç düşünmüyorum. Ve beta güçlü kurtları takip eden daha az güçlü kurtlar. Bu da olamaz. Ay bunu sen mi belirliyorsun be? Allah Allah göreceksin. Ben de alfa olacağım göreceksin. Arkadaşlar inşallah alfa olurum ya. Valla. Hop çörek girdik içeriye. Ah ne oluyor? Ha, ne oluyor? Neler oluyor? Normal mi? Asla böyle bir şey olmamıştı. Makine mi bozuldu? Ne oluyor? Ne oluyor makine? Bu ne? Bu nasıl bir şey? Hayatımda ilk defa böyle bir sembol görüyorum. Bu ne? Hayır. Hayır sen. Sen bu böyle olamazsın. Sen omega olmalısın. Al şu. Tamamdır. Kalk. Kalk hadi. Kalk. Ay ne oldu? Ne oldu? Neymişim? Neymişim? Omzuna bak. Ana! Omega mıyım? Of en güçsüz kurtum ya. Demiştim sana. Of of. Hadi yürü. Omegaların sınıfına. Seni bitik. Of ya. Of of. İşe yaramaz. Benim sınırıma girme yoksa betalarım ve ben seni yok ederiz. Ay tamam ya. Arkadaşlar, neyse Omega'da bakalım neler yapabiliyormuş. En güçsüz kurt adam ama olsun. Bir şey olmaz herhalde. Hemen nereden ineceğiz? Aşağı iniyorum. Acilen öğretmenlere sormam gerekiyor. O sembol ne işe? Öğretmenim size bir sembol sormak istiyorum. İç içe geçmiş iki tane üçgen sembolü ne demek? Ben şu ana kadar üç tane gördüm. Beta, alfa ve omega. O ne demek?
Bunu nerede gördün sen? Kitapta, ders kitabında görmüştüm öğretmenim. Ne demek o? O bir delta sembolü. 200 yılda gelen bir elemental kurt sembolüdür. Ve o sembole sahip olan kişiler dünyadaki bütün kurtlara, liderlik edip büyük vampir ordusunu yenmek için güç toplayacak kişi demektir. Yoksa yeni gelen öğrenci bir delta mı? Hayır, hayır öğretmenim. Hayır, o delta değil. İsterseniz sonuçlara bakabilirsiniz. O da bir omega. Anladım öğretmenim. Zil çalıyor. Hadi bakalım derslere. Peki öğretmenim. Onu ben bir alfa olarak yok etmem gerekiyor. Daha da güçlenmeden onu yok edersem eğer ben delta olurum. Alfa kurt, fakirin 200 yılda bir gelen dünyanın en güçlü kurt klanından olduğunu gizlemişti. Yani onun delta kurt yerine omega kurt olduğunu söylemişti. Aha, geldik arkadaşlar omega sınıfına. Of of, merhaba. Sen de mi omegasın? Senin de omega olduğuna çok sevindim. Ya ne demezsin? Üf, güçsüz kurt olduk ya. Aslında biz de güçsüz kurt değiliz. Sadece ayda bir veya iki ayda bir dolunayda kurt adama dönüşüyoruz. Çok iyi değil mi? Hayır değil ya. Of of, ben okulu bırakacağım ya. Arkadaşlar ben gidiyorum. Of, okulu bırakıyorum arkadaşlar. Böyle olmaz. Bırakayım mı? Ne diyorsunuz? Yorumlara yazın bakalım. Sizce fakir okula devam etmeli mi? Devam edip delta kurt olduğunu öğrenmeli mi? Hem devam etsin hem de serinin bir sonraki bölümünü görmek istiyorum diyorsanız yorumlara 7 yazmanız yeterlidir.